bilgisayar mühendisliği okuyan biri de çok güzel bir yapay zekacı olabilir. Yani. Ya bilgisayar mühendisliği asla böyle bitecek bir bölüm değil. Kesinlikle şu an yapay zeka. Geldik buna. Aynen. Şu bölümün %90'ı bilgisayardan geçiyor diyebilirim yani. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayar mühendisliğinden Yiğit'le birlikteyiz. Merhaba Yiğit, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Adım Yiğit. Bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum yaklaşık bir ay önce. Otu Teknokent'te çalışıyorum şu an güncel olarak. Ve full stack devam ediyorum. Bu şekilde. Tamamdır. İstersen sorularımıza geçelim. İlk sorumuz, bilgisayar mühendisliği nedir ve müfredatında hangi dersler vardır? Biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi bilgisayar mühendisliği nedir'in teorik kısmına çok girmeyeyim. Zaten aynen, video izleyenler kısaca bakabilir ama benim için yani bilgisayarın aslında temelini anlamak, işleyişini, detaylarını anlamak, bunları yönetmek aslında. Yani nasıl makine mühendisleri makinenin üzerinde bunları yapıyorsa biz de bilgisayar da yapıyoruz yani aslında. Müfredat. Müfredat genel olarak ilk iki sene temel mühendislik dersleri veriliyor. İşte fizik, matematik olsun. Ve bu zamanda, aynı zamanda daha doğrusu, işte Python, Java gibi diller öğreniyorsunuz. Daha sonra yavaş yavaş alana yönelik dersler almaya başlıyorsunuz. İşte örnek vermem gerekirse işte blockchain, yapay zeka gibi ve yavaştan da seçiyorsunuz zaten hangi alana yöneleceğini. Tamam, diğer soruya geçebiliriz. Bilgisayar mühendisliği mezunları için kariyer fırsatlarından biraz bahsedebilir misin? Hangi alanlara yönelebilirler mesela farklı olarak? Yani bir sürü alan var ve alanlar da artmaya devam ediyor. Yani en temelinden web, oyun geliştirme, işte siber güvenlik, network, başka ne örnek verebilirim? Yapay zeka, saygın bir. Yani çok fazla alan var ve dediğim gibi bunlar spesifikleşmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda arz talep de çok değişiyor. Şu an gerçi bunu da soracaksınız diye tahmin ediyorum ama yapay zeka mesela şu an herkesin ilgi alanında olan bir alan falan. Evet. Bu şekilde. Tamamdır. Peki bilgisayar mühendisliği okuyan biri bu bölümde hangi becerilerini geliştirebiliyor? Biraz bunu konuşalım. Yani çok klasik olarak ya problem çözme bir kere kesin var. Bunların nedenlerini de açıklayarak gideyim istersen. Olur, çok seviyorsun. Zaten yapay zeka diyorum. Kod yazmak başlı başına bir problem çözmek yani. Sürekli olarak bir buglarla uğraşıyorsun, bunları çözmeye çalışıyorsun. Onun haricinde işte planlamanın çok iyi olması lazım. Çünkü sınavlar bir yana çok fazla projen oluyor. Tabii. Ve projelerde yani çok boş kalmayacağın şekilde veriliyor. Zamanı ayarlaman gerekiyor. O yüzden planlama da kesinlikle var. İşte takım çalışması diyebilirim. İşte özellikle son iki sene genelde böyle takım bazlı projeler veriliyor. Böyle bir dönem, bir sene boyunca yürüttüğün projelerin oluyor. Takım çalışmasında iyi olman gerek. Bu üçünü örnek verebilirim yani. Tamamdır, teşekkürler. Sonra... Bölümünüzün laboratuvar ve proje imkanları hakkında biraz bilgi istesek. Yani projeler daha birinci sınıftan itibaren verilmeye başlanıyor zaten. Çok iyi. İşte ilk sene basit Python'la Java'yla yazdığınız projeler oluyor. Daha dili öğrenmek amaçlı. İkinci sene işte yani neredeyse her dersin bir labı oluyor zaten ve labında da bizde projeler veriliyor. Öyle... spesifik olarak bir laboratuvara gitmiyoruz genelde. Evet. Tabii ki bunun dersleri de var. Ama yani çok büyük oranda proje veriliyor. Ve o derse özel projeler yapıyorsun. İşte ya tek başına ya takım halinde. Zaten bilgisayardan olduğu için.
Aynen. Tabii. Zaten bilgisayardan yani. Şu bölümün %90'ı bilgisayardan geçiyor diyebilirim yani. Tamamdır. Peki bilgisayar mühendisliğinin en son trendler ve teknolojileri neler? Kesinlikle şu an yapay zeka. Tabii geldik ona. Aynen, yapay zeka. Ama mesela benim girdiğim dönemde böyle değildi. İşte oyun geliştirmeydi bu. Hele korona döneminde oyun geliştirme çok revaçtaydı. Web yine bize yine revaçtaydı ama şu an yapay zeka ve alanları yani şu an direkt olarak en revaçta alanlardan diyebilirim. Tamamdır. Peki bu kadar yapay zeka dedik. Bölümün yapay zeka mühendisliğinden farkı nedir? Mesela biraz onu konuşalım. Yapay zeka veya yazılım mühendisliği için de aynı şekilde. Yani bir kere çok farklı değiller, onu söyleyeyim. İlk iki sene hatta neredeyse aynı. Çünkü yani yapay zekacılar da ilk başta Python öğreniyor, Java öğreniyor. Biz de onlar da temel mühendislikleri alıyorlar. Ama artık böyle üçte değişiyor. Biz böyle biraz daha donanım dersleri alıyoruz. İşte işletim sistemleri gibi dersler alıyoruz. Onlar daha çok makine öğrenmesi, işte yapay zekanın temelleri. Biraz özelleşmiş gitmeye başlıyorlar. Ama bu demek değil ki biz yapay zeka dersleri almıyoruz ya da... gerçi yani ben çok yapay zekacıların hani bize özel derslerden aldığını görmedim. Oluyor mu onu da bilmiyorum ama. Yani son iki seneye biraz özelleşiyor. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Yapay zekacılar da yapay zeka mühendisliği okuyan ve mezun olan biri kesinlikle web geliştirme yapabilir, oyun geliştirme yapabilir. Siber güvenliğe girebilir. Ya da bilgisayar mühendisliği okuyan biri de çok güzel bir yapay zekacı olabilir yani. Tabii kendini nerede geliştirdiğine bağlı. Evet, kesinlikle yani direkt olarak kendini nerede geliştirmek istiyorsan oraya yöneliyorsun bir noktada. Anladım. Peki bilgisayar mühendisliği programı öğrencileri iş piyasasına nasıl hazırlıyor? Yani buna projeleri örnek verebilirim. Çünkü daha önce dediğim gibi takım bazlı projeler çok fazla. Onun haricinde stajlar çok önemli. Stajlar direkt olarak zaten biraz korona dönemi online'dı ama şu an online izin verilmiyor diye biliyorum. Direkt olarak bir ofis ortamı görüyorsun. Ve çoğu şirket de şu anda hani o stajı bitirdikten sonra yarı zamanlı bile olsa orada başlayacağın şekilde stajlarını ayarlıyorlar. O yüzden stajlar çok büyük bir etken bu konuda. Bir de kaçıncı sınıfta zorunlu stajlarınız olduğundan bahsedersen? İkinin, ya daha doğrusu şöyle, toplam 60 gün bir staj yapman gerekiyor. 60 iş günü. Bunu ikinci sınıftan itibaren yayabiliyorsun. İşte ikinci sınıfın yazında yapabiliyorsun. İkinci sınıfın ara döneminde yapabiliyorsun. Üçüncü sınıfın yazında ve ara dönemde. Hatta mezun olduktan sonraki bir yıl... İşte yaz, daha doğrusu bir yıl demeyeyim. Yine yapıp mezun olabiliyorsun. Onu sen nasıl dağıtmak istersen ona göre şekilleniyor. Şey de söyleyeyim. Çok büyük oranda yazın yapılıyor. İşte ikinci sınıfın yazı, üçüncü sınıfın yazı yapılıyor. Ve son stajdan sonra da yani tanıdığım çoğu kişi devam ediyorlar. Son sene part time devam ediliyor yani. Tamamdır. Hacettepe Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumanın avantajlarından biraz bahsedelim. Direkt Hacettepe Üniversitesi'nde spesifik. Evet, özellikle buradaki. Neden ODTÜ değil Hacettepe Üniversitesi? Evet, biraz ona odaklanıyorum. Yani buna spesifik bir şey söyleyemem ama. Yani şeyi söyleyeyim, genelde ODTÜ tutturamayanlar Hacettepe'ye geliyor diye bir şey var. Görüş var. Görüş var ve aslında doğru yani. Ben de yalan söylemeyeyim. Evet, ben YKS öyle döneminde yani ODTÜ hedefliyordum. ve benim dönemde, girdiğim dönemde ara çok fazlaydı yani. İşte ODTÜ 5000'ini alıyordu. Hatta yok, 3000'ini alıyordu. Hacettepe 12000'ini alıyordu falan. Sen hangi yıl girmiştin? Ben 2020'de girdim. ve ben mesela ortalamanın, sıralamanın çok büyük bir kısmını çöpe attım Hacettepe'ye gelerek. Çünkü yani ODTÜ'ye giremedim
arka tarafta da çok büyük bir boşluk vardı yani. Tercih edebileceğim hiçbir üniversite yoktu neredeyse. Ama neden Hacettepe'yi seçtim? Neden oraya memnunsun geleyim. Ama? Yani neden Hacettepe? Çünkü bir kere kampüs çok güzel. Hani neden Bahçeşehir'e gitmedim mesela ya da Galatasaray'a gitmedim. Çünkü gerçi Galatasaray hakkında pek bilgim yok ama yani Bahçeşehir'de mesela bir kampüs ortamı yok. Kesinlikle kampüs ortamı yüzünden buraya geldim dedim. Tamamdır, kampüs. Aynen. Aldık kampüs. Onu. Peki bölümün geleceği hakkında ne düşünüyorsun biraz? Yani bölümün geleceği kesinlikle yani parlak diyeceğim ama şey olacak, klişe. Ya bilgisayar mühendisliği asla böyle bitecek bir bölüm değil. Hep rövaçta olacaktır, hele bundan sonra. Bu ivmeyi aldıktan sonra çok zor şey olur ama şöyle bir bunun negatif şeyi var, negatif yansıyan bir yönü var bu artışın. Yani çok fazla artık her üniversitede bilgisayar mühendisliği var ve çok fazla mezun oluyor. Arz çok fazla ama talep o kadar fazla mı son zamanlarda bilmiyorum. Yani biraz daha şu an işte size düşüyor. Artık insanların kendini geliştirmesine düşüyor bu olay. Yani alanlar artıyor. Ama işte dediğim gibi çok fazla da mezun olduğu için hani bir 4 sene 5 sene öncesine göre şu an daha çok kasmak gerekiyor diye düşünüyorum. Son sorumuz. Bölümü okuyacak olan bir kişide bulunması gereken özellikler nelerdir? Biraz bahseder misin? Tabii. Şimdi bir bilgisayar başında vakit geçirebilmesi lazım. Bundan sıkılmaması lazım. Çünkü bölümün çok büyük bir kısmı yani bilgisayar başında geçiyor. Onun haricinde yani hazırlık bir kere zaten zorunlu. Ya zorunlu değil ama atlayabiliyorsun daha doğrusu. Zorunlu ama atlayabiliyorsun. Aynen. Tamam. Zorunlu ama atlayabiliyorsun. Ben atladım mesela. Memnun musun atladığın için? Yoksa pişman mısın? Yani İngilizce konusundan çok memnunum. İyi ki atlamışım yani. Çok bir sıkıntı çekmedim. Daha doğrusu ilk sene tabii ki çektim yani. Her ilk dönem böyle biraz daha teknik İngilizcem çok yeterli değildi ama zamanla oluyor. Biraz şu konuda pişmanım. Yani ilk senemde biraz daha hani YKS'den çıkmışken dinlenebilirdim gibi düşünüyorum falan. Yani bunun artısı da ne oldu? İşte direkt olarak işe girdim. Şu an yaşıtlarımdan çok daha iyi bir noktada, noktadayım diyebilirim yani işte. O yüzden İngilizce gerekiyor. Buraya oradan geldim. Bilgisayar sevmen gerekiyor. Bilgisayar başını durabilmen gerekiyor. Onun haricinde bu kadar. Yani problem çözmen gerekiyor ama bu öğreniliyor. Yani zaten YKS'den çıkmış biri de çok rahat bunlara katlanabilir diye düşünüyorum. Bence de. Bizim sorularımız bu kadardı. Sorularımızı cevapladığı için Yiğit'e çok teşekkür ederiz. Tercih döneminizde de başarılar diliyoruz hepinize. Tercih döneminde başarılar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anlamıyorum. Hiç kıpırdamıyorum şu an. Bak kaldığım yerde durdum. Sadece bunu mu söyleyeyim? Tekrar teşekkür edeyim mi? Yani bilgisayar başında vakit geçirmeyi seviyor olması lazım. Güleceğim çıktığı için duruyorum. Ne olur bana kızmayın. Arkadaşlar durdurabilir miyiz? Bu ses çok kötüleştirecek. Çok komiğime de duralım bir.